Yaz transfer döneminde daha burada A sporda spor gündeminde söyleye söyleye dilimizde adeta tüy bitti dedik o dönemde. Yani olmaz Şenol Güneş boşta Şenol Güneş'i Beşiktaş'a getirin Şenol Güneş Beşiktaş'ı çok seviyor Valerian İsmail'le boşa zaman geçirecek Beşiktaş birçok bir kez söyledik yani kayıtlarda vardır zaten o zaman işte Şenol Güneşçi Zeki Zundurukan açıkladığımız değil yani burada başarılı olacağını hocanın çok iyi biliyorum. Aynı şeyi Trabzonspor için söyleyemez. Yani Trabzon'a gitse bu kadar başarılı olamazdı. Şimdi şöyle Şenol Güneş'in hep bir ikilileri olmuştur başarılı olduğu sezonlarda. Şimdi Cenk Abubakar ikilisine Redmond'la üçlüye getirdi hoca. Yani öndeki üçlü bugün son haftalarda öyle zaten. E, Trabzonspor maçında olmayışını ben doğru orada olsaydı belki daha farklı çok rahat kazanabilirdi de Beşiktaş Şimdi bir üçlüsü var önde o üçlü hem gol atıyor hem yani tamamı skor üretiyor Hatta Redmond öyle e, formda ki Gezzalı unutturdu mesela Gezzalı olsa da olur olmasa da olura döndü iş Yani çok fazla aramıyorlar e, Beşiktaş taraftarı aramıyor oyunda yokluğu hissedilmiyor Redmond zaten bu formuyla e, her maç gol atar Beşiktaş'ta niye atar çünkü e, şut atmayı seviyor adam geçiyor çok rahat adam geçiyor e, süratli oyundan hiç düşmüyor ve keyif alarak oynuyor belki hani sezon sonu durumunu garanti altına almak istiyor ama e, şunu da söylüyor Redmond hani gelen teklifleri bir göreyim ondan sonra Beşiktaş'la e, konuşurum yani e, menajeri de akıllı Redmond da akıllı ama Beşiktaş mutlaka tutacaktır. Şimdi ilk yarıda evet Beşiktaş golü buldu ama temposuz oynadı. Çok pas hatası yaptı. Çıkarken yine top kaptırdılar, pozisyon verdiler. ama ikinci yarıda daha baskılı oynadı. İşte Salih Uçan'ın tamamen oyuna girmesiyle hocanın dediği gibi Gökhan Hocam'ın çok fazla top kaptığı işte Abubakar'ın atılan golünde Orada ısrarla topu takip edip rakibinin ayağından çalması e, önemliydi. E, sonuçta e, keyif alarak oynamaya ancak ikinci yarının işte 60. dakikadan sonra Beşiktaş çok pozisyona girdi. Orkun iyi kurtarışlar yaptı. E, Mert Günev'in da dediği gibi o 14. dakikada e, Sake e, Isaac Sakin'in pozisyonda olsaydı ama iyi bir vuruş yaptı. E, Mert de orada kurtardı. Yani Mert her zaman... Ee, oyunun içinde kalan, iyi bir kaleci, formu da sürekli yükseliyor. Ee, bu çok önemli ama Beşiktaş e, böyle zor olan maçları yani Trabzonspor maçında çünkü çok temposuz yani e, o 5'te 5 beş yapmış e, bir Beşiktaş'ı izlememiştik. Bu maçta da Ümraniye şiddetle puana ihtiyacı olduğu için burada puan kaybedebilir diye düşünüyordu herkes e, temposuz olmasına rağmen ilk yarıda skor üstünlüğü elde etti. İkinci yarıda zaten Abu golünden sonra da çok pozisyona girdiler. E, haklı bir galibiyet aldılar. Şimdi e, derbi öncesi tabii son bölümde aktif dinlenmeye geçtiler. Doğru. E, derbiyle kazanmak isteyecektir Şenol Güneş. Eğer kazanırsa da şampiyonluk yarışı bambaşka bir boyuta gelir. Onu da söyleyelim. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum çünkü e, yenilmeden son baktığında 5'te beşte 5'ten sonra bir beraberlik. Trabzon beraberliği galibiyete devam ediyor. müthiş yani. Bir de dediğin gibi sen Fenerbahçe sürekli kazanıyor, Galatasaray kazanıyor. Hani ikincilik normal şartlarda Beşiktaş'ın bu tempo, bu başarılı grafik, bu puan sıraya taşır, çıkması gerekirdi taşırdı ama taşırdı Fenerbahçe de Galatasaray da anormal derecede iyi gidiyorlar. Gitsinler de yani. Ee, Üçlü yarış, keyifli Aynen. bir yarış. Aynen. Ama Beşiktaş her an araya girebilir bu takımlar. Bir kaybetmeye başlarsa. Onu da söyleyelim. Ee, derbi belirleyici olacak yarışta. Tabii. Ee, bu akşam da Reha hocam futbolcuların da e, akılları derbide, vücutları sahadaydı belki de. Tempoda o yüzden herhalde düşüktü ama e, sezon başında 2-0 öne geçtiği maçta bile seyircisine acaba puan alır mıyız dedirten Beşiktaş'tan. Saha çıktıktan beş dakika sonra, ...evet biz bu maçı kazanırız, en kötü bir puan da alırız. ...denilebilen bir Beşiktaş'a doğru bir evrim gerçekleştirdi Siyah Beyazlar. Bunu her maçta da hissettiriyorlar. Şimdi tabii bir de maçın içine bugün niye giremedi? Beşiktaş'ın tesisleri nerede? Ümraniye'de... <laughs> <laughs> Güzel. <laughs> Güzel hocam. Zaten <laughs> yani normal. Yani, ümraniye'liler kusura bakmasın. Stadyumda zaten. Tesis, evet. Hayır tesisin evet. sahası gibi yani emek evet. harcan evet bir şeyler yapıldı biraz evet. düzeltildi ama izleme seyir zevki açısından da çok kötü. Ya kötü ama onların da beğenimi var. Geçen sene yarıştılar var. hocasıyla başkanıyla yönetimiyle oyuncusuyla taraftarıyla hak ettiler. TFF Liginde şampiyon olup Süper Lig'de oynuyorlar ama... Ümraniye'den testiniz var. Orada ilçeye gidiyorsunuz, oynuyorsunuz. İster ben niye bunu söyledim? Ümraniye adına değil Beşiktaşlı oyuncular bir şekilde oyun içine giremedi. Hı hı. Ondan sonra girdikten sonra da zaten rahat rahat. Arada çok ciddi zaten kalite farkı da var. Onu da ortaya koyup ilk 20-25 dakikadan sonra farkı da çok rahat. Sahada Beşiktaşlı oyuncular kalitesini gösterdi. Ben şunu mesela şuradan gireceğim olaya Şimdi Şenol Güneş. 9 maçtır yenilmiyor. Geldiğinden beri 2.20 puan ortalaması var Cüneyt. Hem de sezon başı kendi tasarlamadığı bir takım, transferini hmm. yapmadığı ve hedeften kopmuş bir takımı aldı. Evet. Bu çok önemli bir iş. Yani böyle mental olarak sıkıntılı hedeften uzaksın. Bütün transferi yapmıyorsun. Bir teknik adam olarak geliyorsun. 2.20 puan ortalaması. Bir de Beşiktaş'ın Şenol Hoca ile yaşadığı büyük şanssızlık ne biliyor musun? Yine zirve yarışında olurdu. 3 tane sana maç sayacağım. Biri Trabzonspor deplasmanı. Bir kara gümrük maçı burada. Bir de Sivas Spor deplasmanı. Bu üç maçta Beşiktaş iyi, oynamadı, iyi oynadı mı? Hayır. Üçünde de kötü oynadı. Değil Antalya'da de var onların içinde hocam. Var Ant Antalya Antalya'da, Antalya'da ama Antalya'da... Belki zamanında oynansaydı başka olacaktı. Tabii Antalya'ya bir de Cenk penaltı kaçırdı biliyorsunuz evet. atma dakikalarında. Hani... Ama diğer üçünde iyi oynamadı. Ben o açıdan söyleyeyim. Açıdan yani bu üçünü ciddi anlamda kötü oynadı. Şimdi şampiyon olduğunda veya şampiyonla oynuyorsan zirveden kopmamak için iyi oynadığında zaten büyük takımlar maç kazanıyor. Mühim olan kötü oynarken kazanmak. Galatasaray sezon başı hep konuşuyorduk. Benim gibi ben böyle bir şey de söylemem ben söyledim. Birçok yorumcu da doğru tespit yaptı. Dedik ki yeni bir oluşmuş kadro uçaktan iniyor 3 gün sonra gelen oyuncular sahaya çıkıyor. Bunun sıkıntısı vardı. O zaman söyledik sancılı galibiyetler alması çok önemli. Zirveden kopmaması. Galatasaray bunu bugünlere geldiyse o günleri çok önemliydi. Türk yani sınırı sezon sezon probleminde çözmeli demiştiniz hocam. Evet. Onu da gerçekleştirdik. Evet. Hani Yunus ve Kerem aynı anda. Aynı anda Türk sınırından dolayı. Çocukları da yazdık. Yazdık tabii. Onu şimdi, da çözdük. Tabii. Bununla beraber Galatasaray takımı galibiyetler alıp çok doğru bir yerde eksik kadrolarla, antrenmansız oyuncularla zirve yarışından kopmadı. Şimdi Beşiktaş'ın şanssızı Beşiktaş kötü oynadığında maç kazanamadı. Şimdi bu üç tane saydığım rakibe karşı kötü oynadı. Antalya'yı saymıyorum iyi oynadı penaltı kaçırdı. Orada da iki puan bıraktı. Şu anda zirvenin net ortağıydı Beşiktaş biliyor musun? Bir de Galatasaray'la içeride oynuyor. Yani Beşiktaş iyi oynadığında maç kazanmadı. Pardon kötü, kötü oynadığında maç kazanmadı. İyi oynadığında hep maç kazandı. Şenol Güneş hem oyunu hem de oyuncuyu geliştiren özel teknik adam. Şimdi Beşiktaş takımında e, Salih'i söylüyoruz. Mesela Salih'i biz nasıl oyuncu profili olarak anlatırız? Deriz ki ofansif yetisi yüksek. Defansif sıkıntısı var. Zaten onları becerseydi Roma'da kalırdı değil mi gittiğinde? Tabii. Ama Şenol Hoca ile beraber Ersa için de bugün sahipsiz topları en fazla kapan oyuncusun, ikili mücadele en fazla kazanan oyuncuysan Demek ki bir şeyler gelişiyor Şenol Hoca ile. Bu çok e, önemli. Redmond, Redmond, Redmond şimdi yetenek veya kalite katmadı Şenol Hoca. Şenol Hoca'nın en büyük kattığı olay oyunculara değer kazandırması. Tabii ki eksiklerini söylemesi teknik, taktik, fiziksel olarak ama mental olarak oyunculara güvenmesi, o yüz güveni vermesi. Yani oyuncu kredi, mesela Şenol Hoca ile oyuncunun kredisi vardır. Özellikle onun tuttuğu oyuncular. Kötü de oynasa bir daha oynar. Bir daha oynar. Mutlaka o bir iskelet oturtur. O iskeletin içinde oyuncunun da kredisi vardır bunu çok doğru sağlar